Yazılı mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 1. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorular ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimiz de eklendi. Oradan deneyimleyebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı 5 tane sorumuz sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım. One Direction Spelled M. Ahzen, Mars, In, München in Castle House. Burada Van Direction e, konserinin 18 Mart'ta Münih'te ve Castle House'da olacağından bahsediliyor. E, Karsten Kosten, Zex und Ahzik ve burada bir biletinin 86 Euro olduğundan bahsediyor. Heute ist der Zen Mars. Bugün de 10 Mart'mış arkadaşlar. Sonra Nah Einer Waffe findet Das Konsert statt denilmekte konsere bir hafta olduğundan bahsedemekte. Sonra Tanza und Uli, Kaufen, Schönen, Ia, Ticket, e, Tanja ve Uli de kendilerine bilet almışlar arkadaşlar. Maria Gert nie ins concert, nay ins concert Burada da Maria'nın konsere hiç gitmediğinden bahsedilmekte. Ya Mata, Mata findet den preis zu teer. Burada da annesinin bilet fiyatının pahalı bulduğundan bahsetmekte. Tanza und Uli gehen manchmal ins konsert. Onlar da arkadaşlar Tanja ve Uli de konsere bazenleri gitmektelermiş. İlk sorumuza bakalım. When is das konsert deniliyor? Konserin ne zaman olduğunu sormakta. Konser ne zaman? 18 Mart'ta arkadaş. O zaman ne diyebiliriz? Das ist am Ahzen Mart şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. 18 Mart'ta olduğunu söylemiş olduk. Burada önemli olan buradaki anı unutmamanız olacaktır. Sonra vergi zoom konsert denilmekte. Konsere kimlerin gittiğini soruyor. Konsere kimler gidiyordu? Tanja ile Uli gidiyordu arkadaşlar. O zaman onları ne diyebiliriz? Tanja and Uli Gehen ins konsert diyebiliriz. Yazalım hemen. Tanja und Uli Gehen ins konsert şeklinde konsere Tanja ve Uli'nin gittiğini söyleyebiliriz. We feel kostet ein ticket. Bir tane biletin ne kadar olduğundan bahsediliyor. Ne kadardı? 86 euroydu. Zex und Ahzik'ti arkadaşlar. O zaman ne diyebiliriz? Hmm, diye şuradaki cümlemize direkt yazabiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Aynı olacaktır. Ein Tritz kartın kosten a und asit şeklinde 86 euro olduğunu söyleyebiliriz. 86 yazmak yerine bunu okunuşuyla beraber yazarsanız daha iyi bir puan alacaksınız arkadaşlar. Daha hoş olacaktır sizler için. Yani burada okunuşuyla yazmanız size artı puan katabilir. We of get Maria ins concert. Maria ne sıklıkla konsere gider deniliyor. Maria ne sıklıkla konsere gidiyordu. Hiç konsere gitmiyordu. Oraya da bunu yarın yazacağız arkadaşlar. Maria get nay in concert şeklinde söyleyebiliriz. Son sorumuz buradaki. Wo is das konsert? Konser nerede diye soruluyor. Konser Münih'te ve Castle House'ta arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Das ist in Münih. München. Sonra im kas kesel haus şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim diğer sorumuzla. Burada da bize Linda hakkında bazı bilgiler veriliyor ve 5 cümle kurmamız istenilmekte. Gelin birlikte ilk ifademize başlayalım. İlkisini zaten kendisi demiş. Z is Linda. O Linda'dır ismini söylemiş. Biz neyini söyleyelim? Yaşını söyleyelim. 17 yaşındaymış. güzel. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Linda is Zipzen Yahre Alt diyebiliriz. Linda is burada gene 17 sayısını yazılışıyla beraber yazarsanız daha iyi olacaktır. Bu size sizin e, bu sayıların yazılışını, okunuşunu bildiğinizi gösterecektir arkadaşlar. Yahre Alt şeklinde 17 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Son clever ne demektir? Piyano demektir ve Sergio çok iyi, çok iyi piyano çalmaktaymış. Bunu nasıl diyebiliriz? Linda spelt das şöyle Kleider diyebiliriz. Linda spelt spelen fiilini çekimledik arkadaşlar. Das schön das schön Kleider şeklinde çok iyi piyano çaldığını söyleyebilmekteyiz. Sonra ne diyelim tenis. Ein bisschen bir nebze demektir ve bir nebze tenis oynadığından bahsetmek istiyoruz. Ne diyeceğiz o zaman? Linda spelt ein bisschen tenis diyeceğiz arkadaşlar. Linda spelt gene spelt e, oynamak fiilini çekimliyoruz. Ein bisschen bir nebze ne yapıyor? Tenis oynuyor arkadaşlar. Tenis şeklinde söyleyebiliriz. Sonra trainer antrenman immer nach mittags. Her öğleden sonra antrenman yapmaktaymış. O zaman ne diyeceğiz? Linda trainert. Treinier Immer. nachmittag şeklinde burayı aynı şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde her öğleden sonra antrenman yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca diğer aktivite olarak gitar çalmaktaymış ve yürüyüş, koşu yapmaktaymış arkadaşlar. O zaman bunları söyleyebilmek için hemen buraya yazalım. Linda Wandert şurası A şurasını Şöyle söyleyelim. Wandert un spielt gitare gitar çaldığını da söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim diğer sorumuzla. Burada da bize bazı ifadeler veriyor. Good, iyi, sehr gut, çok iyi. Ein bisschen bir nebzeydi. Überhaupt nicht, hiç demekti. Nicht so good, çok değil anlamındaki, çok az anlamındaki ifadelerdir. Bu ifadeleri yüz ifadeleriyle beraber kullanarak cümleler oluşturacağız. Şimdi yüzmek bu nedir? 5 tane gülen yazar. O zaman bu çok iyi. Sea good olacaktır. Sea ile yüzmeyi birleştireceğiz ve çok iyi yüzer şeklinde bir cümle kurmamız isteniliyor. Biz bir kişi seçelim. Bu kişi Selim olsun atıyorum. Selim çok iyi yüzer diyelim arkadaşlar. Selim swam sea good şeklinde söyleyebiliriz. Swim fiilini Selime göre çekimliyoruz arkadaşlar. Swam olmakta Say good dediğimizde de çok iyi yüzdüğünü söyleyebiliriz Selim'in. Şarkı söylemek. Bu da ne olsun? Good olsun arkadaşlar. Çok iyinin bir altı good olacaktır. Selim iyi şarkı söyler diyelim. Selim bu şekilde söyleyebiliriz. Sonra üçüncüsüne bakalım. Dans etmek. Buradaki üç e, nok, e, gülen de yani bu üç aslında hani e, nötr şeklinde de söyleyebiliriz. Bu da nedir? Bir nebze olsun. İ'nin bir tık altı. Bir nebze dans ediyor olsun Selim. Selim diyoruz. Sonra tanst dans etmek demektir. Selim dans eder. Ein bisen. Bir nebze yani çok fazla değil. Bir nebze dans ettiğini söyleyebiliriz. Sonra bisiklet sürsün. Ama ne sıklıkla bisiklet sürsün arkadaşlar? Nicht so gut. Çok az. Çok az anlamında bisiklet sürmüş olsun. O zaman, e, o zaman ne diyeceğiz? Selim need fart so good rat şeklinde Selim çok az bisiklet sürer olarak ifademizi söyleyebiliriz. Selim need fa fart so good rat şeklinde çok az bisiklet sürdüğünü söyleyebiliriz. Sonra Selim hiç surf yapmıyor olsun. Bunu da artık hiç de söyleyeceğiz. Überhaupt nicht'le söylememiz gerekiyor. Selim Über Haupt Nicht Surft Surft Surf sürmeyi Selim'e göre çekimlemiş olalım arkadaşlar. Bu şekilde C bölümümüzü de tamamlıyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa ardından D bölümümüze devam edebiliriz. Kelimeleri karışık verilen cümleleri düzenleyiniz deniliyor. Şimdi iyi nas de voce vo vo könt sivemin deniliyor. Buradan ne anlayabilir? Şöyle bir baktığımızda haftaya yüzebilir ifadesini çıkabiliriz. Iya özne olduğu için başa gelecektir. Iya diyelim hemen. Ia'yı başa getirdikten sonra model verbümüz varsa burada gördüğünüz könt var. Yapabilme anlamındadır. Model verbümüz varsa özneden sonra onu getiriyoruz. Sonra normal fiilimizi getireceğiz. Swimmen, şivimin. Sonra da Naste de, de, haftaya anlamındaki ifademizi, zaman ifademizi de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hafta, haftaya yüzebilir anlamı ortaya çıkmış oluyor. Kiye baktığımızda du var, maçın var, Gani var, was var, nas var. Burada da hani neyi hiç yapamaz diye bir soru ifadesi ortaya çıkarmamız gerekiyor. O yüzden de direkt buradaki was, e, w'daki, e, İngilizce'deki wh e, sorularından olduğu için arkadaşlar bunu direkt yani soru kalıbı olduğu için vası direkt başa getiriyoruz. Son model verb'imiz var mı? Var. Can't. Onu hemen ardından getiriyoruz. Was can't do maçın öznemizi getirdik. Sonra maçını getirdik. Sonra garni en sonunda hiç anlamındaki ifademizi söylemiş oluyoruz. Neyi hiç yapamaz şeklinde bir soru oluşturmuş olduk. Sonra devam edecek olursak ne demektir? Search satranç demektir. Mein Vater, benim babam, köyneni yapabilmek uğruntu ve meine müter benim annem, spielen oynamak sehr gut, çok iyi oynar. Demek ki burada diyeceğiz ki benim annem ve babam çok iyi satranç oynar dememiz gerekiyor. Hemen şöyle şu yapalım. Mein Vater und meine mata dedikten sonra ne diyeceğiz? model verbimiz olduğu için köneni diyeceğiz arkadaşlar. Könen. Sonra spielen fiilini getiriyoruz. Ana fiilimizi getiriyoruz. Ana fiili getirdikten sonra sehr gut. Çok iyi. Ne oynuyordu? Santranç oynuyordu. Saç şeklinde söyleyebiliriz. Benim annem ve benim babam çok iyi satranç oynar şeklinde söylemiş olalım. Sonra buraya baktığımızda Kanit, Stefan, Verstehen, Mate. Burada da Stefan Matematiği hiç anlayabilir mi şeklinde bir soru oluşturmamız gerekiyor. Burada gene e, model, model verbimiz olduğu için bunu başa getireceğiz. Soru oluşturabilmek için kan diyoruz. Yapabilir mi anlamında sonra e, neyimizi öznemizi getireceğiz. Kan Stephen niht olumsuzluk olduğu için olumsuzluğu getirdik. Sonra e, e, yüklememizi getiriyoruz arkadaşlar. Sonra da en son olarak da matematiği buraya yazarak sorumuzu oluşturmuş oluyoruz. Stefan hiç matematik anlayabilir mi şeklinde sorumuz ortaya çıktı. Burada da bize bazı resimler veriliyor. Bu resimleri ne olduklarını altına yazmamız isteniliyor. Atabilmek. Atabilmek write'ın fiili olarak söylenir. Write'ın atabilmek anlamına gelecektir. Son burada balık tutmak. Bu nasıl diyebiliriz? Fishing'da balık tutmak anlamına gelecektir. Buradaki yürüyüş yapmakta, koşmakta laufen olacaktır arkadaşlar. Bisiklet sürmek ise fahrat, faren olacaktır fahrat fahren şu f küçük düzeltelim fahren şeklinde bisiklet sürmeyi de söyleyebiliriz. Devam edelim F bölümümüzde. Burada da bize bir diyalog veriyor. Bu diyaloğu normal uygun bir sıraya koyarak oluşturmamız istenilmekte. Şimdi hemen bakalım şöyle göz gezdirelim. Diyalog neyle başlayacaktır? Tabii ki de hello ile başlayacaktır. Zaten ilkini C olarak söylemiş. C'yi eledik. Hello Melinya. Merhaba Melinya. Son onu ne diyecek? Hayda Daniel. Daniela. Haydi merhaba Daniela diyecek. O zaman 2 e, K olacaktır. 3'ü de yapmış zaten. D demiş. Hastu du heute Zeit? Bugün için zamanın var mı diye sormakta. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? G'ye baktığımızda ya i habe Zeit. Evet, zamanım var. Hastu du etwas vor? Hani ne diyeceksin, neden sorduğun anlamını, sebebini öğrenmek istiyor. Hani ne için, aklında bir şey mi var diye sormakta. O yüzden de dörde de y'yi getiriyoruz. Sonra ne gelecek? İlgeke gehe hoyte ins konsert kams dumit. Ben bugün konsere gideceğim, sen de gelmek ister misin diye bir teklifte bulunması gerekiyor. Teklifte bulunduktan sonra ne sorabilir konser hakkında? E, kimin konseri diye sorabilir. Gute idee, güzel fikir, ver git es den im konser kimin konseri şeklinde sorusunu soracaktır. 6 ya da L geldi. Sonra kimin konseriymiş? Tarkan ve Hadise'nin konseriymiş. 7'ye de E'yi koyduk. Sonra ne denilebilir? Das ist toll. Harika. One Funk Das Konsert an. Ne zaman diye sormakta. Hemen bunu da iyi 8'e söyleyelim. Sonra so konser arkadaşlar ne zamanmış? Um Ua. Saat 10'daymış. 9'a da F'yi koymuş olduk. Sonra bir göz gezdirecek olursak, OK, alles klar. Tamam anlaşıldı şeklinde bir onaylama söz konusu olacaktır. Sonra da selamlaşma, vedalaşma anlamları, OK, tamam biz dan, İşte konsere kadar görüşürüz şeklinde ifadeniz olacak. Buradan da çüş diye, dançüs e, diyerek arkadaşlar görüşürüz dediklerini söyleyebiliriz. Ve sıra geldi son sorumuza arkadaşlar. Cümle'nin anlamına göre uygun olan ifadeleri işaretleyeceğiz. Öncelikle bu ifadenin ne anlama geldiğini bir sizlere söyleyelim. Selten ne demektir? Nadiren demektir. Bunlar sıklık zarfları ve önemliler. Bilmelerinizde kesinlikle fayda var. İmer her zaman demektir arkadaşlar. Sonra nay hiç anlamındadır. Nay hiç olarak söyleyebilir. Oft sıklıkla olacaktır. Zaten İngilizce'deki often'la ilişkilendirebilirsiniz. Sonra may Dance var. O da ne demektir? Çoğunlukla anlamındadır. May çoğunlukla olacaktır. Çoğunlukla olarak söyleyebiliriz. Sonra neyimiz var? Aynmel var arkadaşlar. Söylemediğimiz aynmel bir kez demektir. Drymel üç kez demektir. Zweimel ise iki kez anlamlarına gelecektir. Buna göre ilkiyle başlayalım. Eris Kaipton, e Ermus, Auf Schiff arbeiten o bir kaptanmış ve kaptansa gemide gemi işi ne zaman işi gemide olacaktır? Her zaman gemide işi olacaktır. O yüzden de imer her zaman gemide çalışır söyleyebiliriz. Yi ve keine Zeit hiç vakti yokmuş arkadaşlar. Bu yüzden de Yi inskino sinemaya ne sıklıkla gidecektir? Hiç gidemeyecektir vakti yoksa. nay dememiz gerekiyor? Arist aynı futbol speyler o bir futbol oyuncusuymuş. Ermus Raizen. Raizen seyahat etmekte. Ne sıklıkla seyahat edecektir? Meistens, çoğunlukla seyahat edecektir futbol oyuncusu olduğundan dolayı. Zehis studentin o bir öğrenci. Dimat Haros ödevlerini ne zaman yapacaktır? Ne sıklıkla yapacaktır? Tabii ki de immer her zaman yapacaktır arkadaşlar. Sonra immens chen solen amtak Zane Putsen. Dişlerimizi e, günün kaç kere fırçalamalıyız? Bir kez, üç kez, iki kez. İdeali iki kez olduğu için burada da Zweimal e, iki kez, günde iki kez olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalımızdan diğer yazılı videolarına e, ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu yazı sonra ve daha fazlasına da yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimiz geldi. Onları da deneyimleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım. E, hak ettiğiniz notu alırsınız.